Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammed'in salavat. Konuşa konuşa sesler gitmiş tabii. Elhamdülillah, şükürler olsun ki bu noktada gidiyor. Rabbimizi anlatmaya, davayı anlatmaya gidiyor. Şükürler olsun. Sabahki ders 1 saat 27 dakika sürdü. 17 mi 20 mi? Yani 1 saat ders, ötekisi soru cevap. Çok hoş. Peki, şimdiki dersimiz şükür ile hamd arasındaki fark. Çok karıştırılıyor. Çok da karışacak bir özelliği. Ama çok da zevkli bir ders. Becerebilirsek tabii. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. Hamd. Şimdi ben ders yapılırken, müzakere yapılırken, çarşamba dersinden aldığım not. Müzakere yaptım, aldığım not. Tamam, yapılırken. Tamam mıyız abi? Hamd sistemin kendisi. Şükür ise buradan çıkan mahsul. Yani toprak, hamd, armut, şeftali, şükür. Bu kadar basit mi zannediyorsun? Yok. Dur bakalım. Hamd, enfusi, içsel yapı, iradeye bakar. İrade neydi? Neredeydi? Vicdan. Vicdanda. Soğan kabuğu gibi, soğan gibi düşünürsek en diş kabuğunda... İrade. Gir içeriye. Zihin. His. Latife-i Rabbani. Hamd iradeye bakar. Dolayısıyla enfusidir. Hamd. Şükür ise ihtiyara bakar, dimağa aittir. İhtiyar, cüz ihtiyar, aklidir. İrade kalbidir, dolayısıyla yani vicdanidir. Batındır irade, ihtiyar zahirdir. Yani buna göre şöyle diyeyim. Kalbin iki ayağı var. Kalbin. Makkesi efkar, dima koyduk. Mazhar hissiyatı, vicdan. Tamam mı? İkisinin cemi, bak kollarımın cemi, bak iki kolumun toplamı ceset. Kalp. Yani kalbin iki ayağı var. Kalptir yani. Dima da kalbe aittir. Kalbin bir ayağı dimadır. Kalbin diğer ayağı vicdandır. Tencereyi getir. Dima koy. Dima koy. Vicdanı da koy. Bunun dışında artı x kalp oluyor. Yoksa ikisinin cemi değil sıfır. Çünkü vicdan, kalpte latife insaniye de var. Lümme-i Şeytaniye var. Sırlar memleketi. Abi şükre, alemi şehadet bu dünya. Hamd ise... Melekut. Verilen ve verilmeyen. Verilen ve verilmeyen. Hı hı. Sanki burada şükür sadece verilene bakıyor gibi. Evet ama gidelim bak, çok ilginç şeyler çıkacak. Bunlar böyle ısırmak için. Haşa! Güneşe Allah desek, şems-i zilli, ayna, güneşi gösteren bu ayna, bak güneşi gösteren bu ayna, yerdeki ayna, bu ayna şükür. Semadaki güneş, semadaki güneş, hamd, onu ona ayna olan ayna şükür. Fakat şükür, bu aynayı göstermeyen, güneşin şiddeti zorundan aynayı kapatır. Ayna gözükmez böyle. Temmuz Ağustos'ta Adana'da şiddeti zorundan güneşe ayna olsa, koysak. Bu ayna gözükmez. Nur gözükür, parlar. Ve bu parlaklık aynayı yok eder. Tamam mı abi? Semadaki güneş hamd. Ayna şükür. Ayna mı? Aynada gözüken güneş. Hayır. Ayna şükür. Aynanın.
Karışıklık burada oluyor. Bahsetmişsin demin başlarda. Dünya dedin, dünya düzen bir ayna. Evet. O şükre bakıyor. Evet, evet şükre bakıyor. Hı-hı. Aynada gözüken güneş ise halt. Bak şimdi. Hı-hı. Burada tersliğe girdik şimdi. Yol sarpıyor şimdi. Semadaki güneş halt. Ayna şükür. Aynada gözüken güneş halt. Şiddeti zorundan ayna yok oldu. Ayna gözükmüyor. Ayna gözükmüyor. Tamam. Ayna gözükmüyor. Gözüken hamd. Şimdi güneşsiz burayı düşünürsen, güneşsiz, hamd zahir, onu gösteren şükür batın oldu. Ayna şey semadaki güneşsiz düşünürsen. Anladınız mı? Şimdi bak, semadaki güneşi gösteren ayna mı? Ama o kadar şiddetli güneş geliyor ki Ağustos, Temmuz'da, gündüz 12'de, aynayı bloke etmiş, gözükmüyor böyle bak, bakamıyorsun. Anladık mı? Peki gözüken ne? Güneş, ayna gözükür mü? Yok. Gözükmez. Ayna ne oldu? Gözükmediği için batın, gözüken güneş zahir. O zaman zahir hamd oldu, gözükmeyen batın oldu. Niçin oldu? Bunsuz düşünürsen. Eğer bunu düşünürsen, şu semadaki güneşi hamd, aynadaki gözüken de hamd, bazen şükürde hamd gözükmesinin sırrı bu işte. Çok tuhaf. Bazen şükür ta arkada gözükmesinin sebebi şu. Eğer güneşsiz düşünürsen buradaki sistem, yani bu enfüse geçeceğiz. Burada hamd zahir oldu, şükür batın oldu. Ama güneşi kabul edersen hayır. Bu ayna zahir, onda gözüken güneş batın. Ama ayna gözükmüyor. Olsun. Şiddeti zuhurundan batın zahir oldu. Zahir yok oldu. Yani güneş o kadar şiddetli vurdu ki ayna yok oldu. Okuyayım. O zaman farkındalığa gelmek mi oluyor abi? Evet, hem de şuur işlettiriyor. Bazen o mümin kullarında zahir oldu yaratıldı. Evet. Öyle mi? Yani kafir mümini burada ayrılıyor. Kafirin batınısı da zahirisi de aynı oluyor. Sığmadığı müminin kalbine dediği o. Böyle oldu. Şimdi kafirin hamdi yok. Teşekkürü var, şükür. Teşekkür, şükür. Hamdi yok. Hamd batın. Yani ama yani hayvanlarda da diyor şükür örfü var. Yani derin bir şükür var işte. Bazen birbirine karışmasının sebebi bu semadaki güneşsiz, ayna ve aynada gözüken güneş ilişkisinden karıştırıyoruz. Gidelim biraz da anlaşılacak. Haşa güneş Allah'a, ayna şükre, aynada gözüken güneş ise hamde. Tamam abi. Semadaki güneş Allah'a, ayna şüküre, o aynada gözüken güneş hamd. Hamd. Tabii her insana mahsus değil. Bak şimdi. Çünkü o güneşi inkar etme, kabul etme ile değişiyor bu. Semadaki güneşi kabul veya reddedersen bu değişiyor. Semadaki güneşi reddedersen, gözüken güneş şükürdür, ayna hamddır. Anladık mı? Semadaki güneşi inkar edersen, her şeyin kaynağı bu. Yani tabiat perestler, gözükene iman ediyor. Gözüken ne? Güneş. Ayna gözükür mü? Gözükmez. O zaman ayna ne olur? Hamd olur. Gözüken güneş şükür olur. Burada karışıklık oluyor.
Mana harfi, mana ismi. Ama Müslüman geliyor, bu aynadaki güneş bundandır diyor. Bu söz evvel buna verdiğin isim değişiyor. Karışıklık buradan oluyor. Risale okuyanlara sesleniyorum. Burada oluyor. Hatayı burada yapıyoruz. Mana efri, mana ismi olunca değişiyor, sistem değişiyor. Zahir batın, batın zahir oluyor. Peki, hamd zahir oldu. Aynada gözüken güneş. Hamd zahir oldu. Hani batında hamd? Şükür burada batın oldu. Nasıl olur? El cevap. O ayna ve aynadaki güneş, biraz önce anlattığım yazısını okuyorum. O ayna ve aynadaki güneşi, ayna, semadaki güneşten ayrı düşünürse, senin dediğin doğru. O zaman zahir hamdolur, batın şükür olur. Çünkü batın hamd olacaktı. Bak şöyle, aynada gözüken semadaki güneşten, güneş de ne aynıdır ne gayrıdır. Biliyorsunuz bu aynadaki gözüken güneş ne aynıdır ne gayrıdır. Semadaki güneşe göre, çünkü nuraninin timsalleri aslı ile ne aynıdır ne gayrıdır. Ama kesifin, ben mesela aynam. Şurada gözüken ben, suretimdir, ayn değildir. Sırf suretimi, ısımı yansıtır mı? Sıfatlarımı yansıtır mı? Duygularımı gösterir mi? Yok. Ama güneş, güneş vurdu. Yedi rengi gözüküyor sıfatı. Isısı gözüküyor, ışığı gözüküyor. Yani güneşin haysiyetine sahip. Haysiyet. Güneşin hasiyetine, özelliğine sahip bir ayna. Çünkü güneş nim nurani, yarım nurani olduğundan burada gözüken ayna hasiyetine sahip olduğunu göstereyim. Şu aynayı güneşe tuttuk mu abi? Yansıtır oraya. Oradaki tarlayı ısıtır. Sigarayı getir buraya. Sigarayı yakar. Yılanı getir. Ayna gözüksün. Aynadaki ilan ısırır mı? Isırmaz. Oraya pislik, necis koy. Aynadaki necis. Elini sürsen necis olur mu? Olmaz. Ama aynadaki güneş, güneşin hassiyetine sahip. İngiltere'de böyle bir yer gördüm. Hani katlı otopark var ya, burada da Türkiye'de de var. Ayna koymuşlar, o katlı otopark yerine toprak koymuş. Toprak yok ki. Zaten güneş de yok. Her tarafına ayna koymuş böyle. Şu binaya. Şöyle. Katlar. Londra'ya yakın yerde. Bu kat iken aynayı şöyle koymuşlar. Her tarafını. Güneş buraya vurunca buraya yansıtıyor. Aynadaki güneşte tarlayı yapıyorlar. Güneş yok. Demek ki nuraninin akisleri aslın hasiyetine sahip. Peki peygamberimizin hasiyetleri sana nasıl abi o zaman? Ona geleceğim abi. O tam nurani olursa. He bak işte. Peki abi. Şu kadar değil. Aynedir bu alem. Ayna aynedir. Alem aynedir. Çünkü alem ruhlu değil. Canlıdır. Aynedir bu alem. Her şey hak ile. Yani esmanın dışarı vuruşu. Hak ile kay. Mirat-ı Muhammed'den aynayı Muhammed demiyor. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Yani mirat neydi? Mesela hava aynadır. Ama toprak mirattır. Mesela aynada sesim aynı gelir. Değiştirmez. Ama bir çekirdeği toprağa atın, değiştirerek dönüştürür. İçini dışarıya eder. Yani İnşa, insiba ve imbisat ederse, yani o çekirdeği inşa ederse, ona ayna denmez. Ona mirat denilir. Dolayısıyla sahabeye şöyle bir bakıyor.
o ruh çekirdeğini ağaç yapıyor hemen. Ötelere. Bir kademde zahirden hakikate geçiyorum. Onun için peygamberin ruhu mirat olduğundan orada gözüken Allah Resulü bütün esmaların aleyhissalatü vesselam bütün esma gözükmüyor muydu? Evet. Her esma evet. Her esma mertebi azamı gözükmüyor muydu? Evet. İsmi azama mazar değil miydi? Evet. O zaman sahabe ona bakarken esmanın bütünlüğü görüyordu ki o da sahabe Rabbini görüyordu. Evet. Allah görünür daim. Allah anlaşılır, fark edilir, düşünülür demiyor. Onun için sahabe lav kalmış böyle misal. Onun için ayet gelmiş, bırakın diyor beni gitsin diyor. Nasıl oluyor? Kardeşim yokluk asır biraz bir şey verecek ki asr-ı saadet denmiş. Niye asr-ı saadet demiş Allah? 3 gün bir şey yememiş. Ağaçların kabuklarını kemiriyorlarmış. Vadilerdeki çıkmış otları kemirliyor, yiyorlar. Sen buna saadet mi denilir? Buna saadet denilir mi? Nasıl saadet denilir? Niye saadet denilir? Kardeş, mülk yok. Yok ne demek? Çok bile bu laf. Kol geziyor. Katliam yok. Yani demeye gerek yok. İnsan gömülüyor. Ha? Yani yokluğun yokluğu yani. Ama Allah ona dedi ki asr-ı saadet. Dedi ki bizim bilmediğimiz bir sistem çalışıyor orada. Abi şöyle bir şey de olabilir mi? Sahabe Allah Resulüne baktığında bütün isimlerin ismi azamlara olduğu gibi gözüktüğü için kendi kemalatını orada fark edip ve ona göre hareket etmesi. Kendi kemalatının bütünlüğü onun Rabbidir, Rabbi. Niye biliyor musun? Allah'dır değil. Çünkü orada gözüken Allah ama gördükleri Allah değil. Rableri. Bak şöyle. Fususu Hikem'inde Muhyiddin Arabi der ki İmam-ı Gazali'de de var. İhya'da. Bak şimdi. Allah hadisi şerif zikrediliyor. Celle Celaluhu. Cennet ehline bir tecelli eder. Kendisine yakışır gibi. Cennet ehline der ki ey kullar ben sizin dünyada iman ettiğiniz Rabbinizim. Allah demiyor. Allah'ım demiyor. Çok önemli. Ben sizin Allah'ınızım demiyor. Çok önemli. Rabbinizim diyor. Kulunuzu bir Rabbin naz. Rab. Melikin naz. İlahin naz. Cennet ehli Allah kendisine yakışır gibi, kendisine yakışır gibi zahir olunca ben senizin Rabbinizim dedi. Cennet ehli dedi ki senden Rabbimize sığınırız. Kabul etmediler. Allah ya. Çok onu bulsan, ona teslim olsan nasıl bir Allah ya? Ama abi şurada bir şey söyleyeceğim. Yani burada böyle bir şeyi şu anda bildirttiren, fark ettirttiren Allah o zaman orada o ilk tecellide de sen bizim Rabbimizsin demeyi belki de. Çünkü burada fark ettirdi abi. Evet. Anladım demek istedin. O işte. Onu orada, diyebilmek abi orada öyle olabilir. Var mı abi? De, fazla orayı yapma dur orada. Abi bir de o Rab kelimesi kabirde soruluyor. Evet. Rabbim, ben Rabbuke. Rabbuke deniyor. Ben Allah, Allahuke demiyor. Evet. Rabbi çok önemli. Allah değil kardeş. Ona geleceğim şimdi. Hı, bak Allah değil ha. Kulozu bir Rabbine az. Allah demiyor. Kul de Allah, Rab, Allah benim sahibimdir demiyor. Rabbine az. Tamam. Hı. Rab. Ben sizin Rabbinizim dedi. Allah'ınızın demedi. Dedi senden Rabbimize sığınırız. Bu sefer biraz daha tecellisini indirdi beşer seviyesine. Gene dediler ki senden ona sığınırız. Sonra dedi ki sizin yanınızda Rabbiniz hakkınızda zanlarınız neydi? Nasıl bilirdin yani? Yani zanlarınız diyor. Zana çalışıyorum ya.
arkadaşlar bu zalimi çıkartabilirsem, yapabilirsem zanla çalışıyorum. Sizin zanınız neydi Rabbiniz hakkınızda? Alimleriniz yok mu? Sorun dedi. Onlar zanlarını öne çıkartıp o zanlar üzerinde tecelli eden Rab onların Rabbi. Ve tecelli edince evet Rabbimiz sensin dedi. İlk tecelli Rabbul Alemin mi oluyorsun abi? Evet ama Rabbul Alemin olarak tecelli ediyor. Evet Rabbul Alemin. Onun için zaten Rabbi denmiş. Rabbehu inni meseniye durru. O Rabbine nida ettiği zaman Rabbim diyeceğiz biz. Tamam mı? Lemalarda var ya. Sonra bizim Rabbimiz zanlarımız oluşturuyor. Zanlarımız. En büyük zemin, acayip bir sistem zan. Zanlarda nasıl çalışıyor? Allahu alem daha 15 gün oldu çalışalı. Bu Avrupa seyahatim 15 gün almıyor. Onu çık, kes, sil, at. Türkiye'deki halimi söylüyorum. Yoksa ben o çalışmadığım aylar şey sokmam tarihi başladım diye. Bak anladığım o zan emri nisbi emri itibarilerle çalışıyor. Bir tanesi bu. Zanlarımız. Bir de sen ne demiştin? O da ilgimi çekmişti. Zanın varı yok eden, yoku var eden abi. Tamam da o tamam, o tasavvur. Bir zan... İlimin ademe vurmasıyla. Ha, yani ademe... İlmin zanla vurmasıyla çıkan hüsnü zan ve suyu zanlar abi. Ha nasıldı bir de söyler misin sen? Şöyleydi abi hani. Tekvinden ilimle emir. Yani ilim, emir tekvindeki ademe vuruyor. Ademe vuruyor. Ve o şeyle emirle ilim kendine ait olanı. Evet. Hani emir vurunca ilim kendisine mahsus olanı Adem'den ayırıyor. Aldı abi. Bu tarafı aldı. Abi. Ama o mu? Değil. Hepsi o değil. Değil. Adem'de ala var. Daha çok var. Sonsuz. O sadece kendisinin alabildiği. Tamam. İnsanda da öyle bir yön var ki abi. Mesela diyelim ki zannı yapabilmesi için ya malumat lazım. Ya ilim lazım. Ya ki oradan alsın. Oradan çıkarabilsin. O zaman, ya ne lazım? Malumatla. Malumatla ilim. İlim. Çünkü birini tanımadan zan yapamazsın abi. Veyahut da bir şey hakkında düşünürken onun hakkında hiçbir ilmin yoksa hiçbir zannın da olmaz abi. Evet mesela senin hakkında zan. Ama seni hiç tanımıyorum ki. Zanım da işlemez. Demek ki diyor ki senin hakkında zanım çalışması için seni tanımam lazım. Yani bilgi lazım. Bilgi lazım. Malumat lazım. Ki zanlar çıksın. Zannettiklerimiz çıksın. Zannettin. Hüsnü zan ve suyu zan olsun. Görüyor musun bak? Sonra... Aynı tekvindeki Adem'deki gibi abi, insanda da bir cihet var ki sanki o Adem'e bakıyor. Yani insanın da bu tekvinin, tekvin şeyde, sıfat-ı zatiyede, muhalefetuna vadis, kıyam-ı bir nefs, kıdem, beka, vahdaniyet, vücut, tekvin. Zat-ı sıfat. Tekvinin içerisinde Adem. Adem-i sırf. Tamam. Adem-i sırf. Adem daire ilimde. Tamam. Neyse Adem konuşuyoruz da. Şimdi oraya al şey. Subut-ı sıfat vardı ya. Subut-ı sıfat. Subut-ı sıfat. Evet. Sem, basar, ilim, irade, kudret, kelam. İlimle, ilim ile irade. Emir. Tamam. Emir. İrade. İçinde. İlim ile irade yani emirle ilim İmam-ı Mubin bu tekvindeki Adem'e bir dalga veriyorlar. Bir dalgıç oluyor. Karabatak var ya veya işte o bir kuş var suya dalıyor balık çıkartır gibi. Adem deryasına bir dalıyor. Çünkü Adem çok tehlikeli abi. Adem onları yutabilir de. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Dalıyorlardı yutarken falan şey, emir. İlime diyor ki çabuk kalacağını al. Aldı kaçtı. Bu vücut oldu. Aynı suya bir taş atar gibi. Mesela böyle hızlı atsa. Ha, tat suyun üzerinde taş gidiyor. Yavaş atsa. Ama yavaş atsan veya gücü bitse tam gömecek. Ama sahile kadar atabilirsen yutamadan geçti.
Emir diyor ki gücüm yetmedi, çabuk çıkart. Vücuda çıktı. Tamam. O zaman bu zeminsiz zemin, kuyu, adem, insanda var. Daire ilim bizde. Daire ilim, ilim daireleri. Allahu alem, tasavvur. Tasavvur var ya, diman meratibisi, tahayyül, tasavvur, taakul. İlim bu. O zaman dairesi bir aşağıda oluyor. Unutmayın, her şeyin dairesi aşağıdadır. Dairesi. Lef-i mahfuz deyince üsttedir. Lef-i mahfuzun daireleri alttadır. Alem-i misal üsttedir. Alem-i misalin dairesi deyince aşağıdadır. Tamam mı? Mahiyet deyince yukarıdadır. Hakikat deyince aşağıdadır. Tamam. Yani mahiyet sıfata, hakikat esmaya. Şimdi bu nereden geldik ya? Fesuhanallah geciktik. Allah'a şükür. Ama çok güzel gidiyoruz abi. Başka yere daha gelecektik. İstenmiyor. Allah Allah. Abi ilk yerine ayet ikraya. Koptuk birden abi. Ya bak. Bunlar hep malzeme yapacaktı. Hasan abi ilk yerine ayet ikra. Ondan sonra Müddessir suresi geliyor. İlk birinci sure. Ey örtüne bürünen peygamber kalk diyor. Kalkıyor. Ondan sonra. Örtüne bürünen. Örtü nedir biliyor musun? Mirat şey Adem. Madem atı üzerinde san. Mirat oluyor. San. Mirat-ı Muhammed'e görünür daim ya. Evet. Ondan sonra görünüyor. Evet. Şimdi yani elhamdülillah Rabbil alemin zahire çıkıyor. Ben bunları yapacaktım. Müsaade edilmedi. Çünkü bu kadar kopar. Evet. Yani, elhamdülillah Rabbil alemin orada olmuş. Ha zahire yani Mirat-ı Muhammed ondan sonra görünmeye başlıyor. Önce ikra geliyor. Müddessir suresi. Şu anda dinliyorum seni. Ha. Ha Müddessir suresi. Kalkıyor, örtüsünü, hani örtü dediğimiz herhalde böyle şey değil yani. Örtüsüne bürünen, değil yani. Ki. Ondan sonra Enham-ı Şerif yani geliyor, ikinci sure iniyor. O nasıl görünmeye başlanıyor, Mirat Muhammed. Arabistan sıcak değil mi? Sıcak. He mi? Sıcak. Ört beni, ört. Örttükçe ört beni diyor. Ört beni. Niçin evet. Üşüyorsun? Çünkü bu olay şey Adem'e itti. Adem'e in ki vücut çıkarttı. İn! Adem'e git ki vücut alemleri çıksın. Arabistan sıcak değil mi arkadaş? Ört beni. Tekrar örttüm diyor. Ört beni. Üç defa ört. Sonra Allah ey örtülere örülen peygamber. Kalk diyor. Kalk. Vücuda çık. Sahip Mirat-ı Muhammed işte orada başlıyor. O Rab, rububiyet Allah'a dönüşüyor. Allah'a terk ediyor. Kalk deyince Allah, Bismillahirrahmanirrahim de ki Allah tüm şey oluyor. Rablığı Rabbi Allah'a dönüşüyor. Enayne zenni abdibi sözlerde var ya. Yani kulum beni nasıl bilirse ben ona öyleyim. Cennetteki fususum hikikemi diyordum ya. Ha. Şimdi orada zannınız neydi? Alimlerinize sorun. Sizin Rabbiniz hakkında zannınız neydi? Ona göre tecelli edince tamam. Rabbul Alemin. Rabbinaz oldu. Şimdi orada Ayne-i Muhammed Mirat-ı Muhammed'den kainat aynadır. Aynedir bu alem. Aynedir bu alem. Her şey hakkıyla kain. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür dahi. Görünür ama bende oluşan Rab. Ha? Abi bir şey soracağım. Hadiste zan geçiyor ama üstad çevirirken siz Rabbinizi nasıl bilirsiniz? Öyle muamele eder diyor. Orada bilmek geçiyor. Yani neden zanlı bilmek olarak çevirmiş acaba? Nasıl biliyor musun? Mesela şöyle diyeyim. Çok harika. Mesela şöyle bir misal et. Sana şey yapayım. Üçüncü sözde bak. Bunu Molla Resul abi ustada sormuş. Molla Resul ustadın eski medrese talebesi. Mücidiklik değil. Tamam mı? Üçüncü sözde geçiyor. Bak. Diyor ki Seyda bunlar ulema. Ustadın talebesi. Ulema. Arapça okumuyorlar ki. Başka şey. Seyda diyorlarmış. Ustad değil ya. Tamam, mücidiklik değil. Seyda yani büyük alim. He, Seyda. Metne bakıyoruz, senin dediğine bakıyoruz.
Ne yapalım Seyda? Hiç uymuyor buna. Ona ait bir misal. Hepinizin bileceği, meal verebileceği bir yer. Üçüncü söz. 19. sayfa. Eşhedü en la ilahe illallah. Evet, ne demek? Hepimiz biliriz. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederiz ki. İlah yoktur. Bak ne diyecek şimdi. Yani meal veriyor. Yani. Halik ve Rezak ondan başka yoktur. Mana devam ediyor. Zarar ve menfaat onun elindedir. Mana devam ediyor. O hem hakimdir, abes iş yapmaz. Mana devam ediyor. Hem rahimdir, ihsanı merhameti çoktur. Mana bitti. Ne alakası var? Buna demiş Mullah Sıkmacısı'na. Şey hiçbir resman geçmiyor burada. Değil mi? Peki ne alakası var? Nereden çıkarttı biliyor musun? Eşhedü en la ilahe illallah'taki Allah'a ismi cami olduğundan bütün isimleri cem etmiş. Ben Allah'ın içinde bütün isimler var. Zat-ı isim olduğu için. Rahman Kerim'de değil. Zat'a işaret ediyor. Allah'ın içinde şu var. Ben şehadet ederim ki rızkı veren O'dur. Ben şehadet ederim ki zararları defeden O'dur. Ben şehadet ederim ki bizi halk eden O'dur. Nereden çıkartıyorsun halkı Rezak? Allah'ın içinde var. Allah ismin içinde bütün isimler var. O zaman hangi maksat için burada bu sistem çalışmışsa onu oradan çıkarıyorsun. Şöyle diyeyim. Tövbe, la teşbih ve la temsil. Toprak Allah olsa, toprak aşağı. Her şey büyütüyor mu? Armut çekirdeğini atsan, armut çıkar. Şeftali atsan, hepsinin çıktığı yer. Ama kendisi bir şey değil. Ha, Allah ismi, zat olduğunda bütün isimlere camidir. Ondan böyle kullanıyor. İşte dediğimiz gibi. Abi biraz önce bahsettik ya, hani yoktan varı, varı da yok eden. Şimdi bu kainat yoktu, Allah var etti. Yoktu, var etti. Mesela ilimle irade Adem'den çıkarttı, aldı. Sonra aşağıya doğru indiğinde Nur-u Muhammed'den abi vücuda geldi. Ama diğer şeyler de var. Sıfat olsun, şu unat olsun, esmalar olsun. O zaman bu vücuda çıkan, şöyle diyebilir miyiz? O Adem'in içerisinden ilim ve iradenin alıp da Nur-u Muhammed'den aldığını zuhuru. Yani onun aldığı. Yoksa diğerleri de var esasında. Adem'de mi? Nur-u Muhammed'de abi. Tabii var canım. Diğerleri var ama bu şecere-i hilkat dediğimiz ilim ve iradenin Adem'den çıkarttığı. Bak. Şimdi Nur-u Muhammed'de var ya çekirdek. İçinde ne var? İki tane. Nur ve mana. Şimdi nur ve nur yönü Nur-u Muhammed'in şeceri hilkat, mahlukat yönü. Nur-u Muhammed'in nur tarafı. Tamam mı? Mahlukat tarafı nur. Allah nuru semaatü vel ard. Nur demin demek bir bardak buzun suyu nurdur. Allah nuru semaatü vel ard böyle. Allah sema ve içindekileri nurudur. Yani buzun suyudur. Esmanın donmuş halidir, mevcudatı. Kısacası bu. Şimdi bu Nur-u Muhammed'in mana yönü ise Allah'a bakan yöndür. Nasıl ki Risalet Allah'a bakan yön, Nübüvvet beşere bakan yön. Ahmet beşer tarafı, Muhammed Risalet tarafı. Şimdi bu benim şu andaki bir tefekkürüm ama bir derste de söyledim. Tek bir derste söyledim, bir de şimdi söyleyeceğim ama daha tespit edemedim. Doğrusu bulunana kadar bu yanlış, söyleyeceğim yanlış doğrudur. Bak. Allah'ın bir celal memleketi var. Celal, tecellisi bir cemal. Birbirine zıttır. Zahirde. Birisi sistemi kurar, birisi sistemi aktif eder. Celal. Aktif ediyor. Durağını harekete geçirir. Hastalıklar, musibet, celal. Cennet cemal, cehennem celal ülkesi. Tamam mı? Anladık değil mi burayı? Şimdi Allah'ın
o cemal ve celalden dışarıya esmaları var. Cehennemi iktiza eden esmalar celaldan çıkıyor. Cenneti iktiza eden esmalar cemalden çıkıyor. Şimdi bunların içinden bir tanesi ezel. Bir tanesi de ebed. Yani ezel diyor ustad, şöyle bir yerden gelip de böyle bir düzey giden değil. Ezel öyle değil. Tamam. Yani bir Allah'tan geliyor, sonsuza doğru gidiyor. Geliş kaynağı ezel, gidiş kaynağı ebed. Değil yani öyle. Tamam mı? Esmanın yönü yok. Şöyle bir de şey düşünün. Bir nur düşünün. Ampul ama her tarafı küre, yuvarlak olsun. Parlak. Uzaktan, kablo öyle değil de uzaktan yandırılıyor. Altı yönü de nur değil mi? Evet. Tamam, şöyle bir ampul düşünün. Düşünüyor musunuz? Altı yönü küre, ampul, nur. Bir tane de burada ampul yap ama sipsiyah. Tamam. Veya bu da nur olsun. Şimdi buradan çıkan nur buna vurmuyor mu? Buna çıkan nur buna vurmuyor mu? Ne olur? Bu bir tane ampul. Bir tane de ampul. Bin bir tane ampul koyun. Tamam mı? Bir ampul, bir ampul, bir ampul, bir ampul. Koydun mu? Hepsi buradan çıkan ampul, ışık buna vurmuyor mu? Buradan çıkan buna vurmuyor mu? Bin bir tane ampulün vurduğu bir yer olsa, bu buraya, bu da buraya, bu da, bu da, bu da, bu da, böyle böyle vursa, o nurların vurduğu anda bunların dışında bir şey oluyor. Birbirine çarpışınca. Tamam mı? Mesela şöyle diyeyim. Diş yukarıdan aşağı bir basıyor çene. Aşağıdaki de bir basıyor. 500 kuvvet, 500, sıfır oluyor. Sıfır, bak. Şimdi bin bir tane esma birbirine vurduğu yerde cismaniyet ortaya çıkıyor. Birbirine elektron çarpışmasından korkunç enerji çıkıyor. 300.000 diyor. Evet. Bunu zaten şeyde fizikte buna kanı yani. Mesela ışık hızıyla çarpıştırılan iki tane elektronun ortaya çıkacak enerji elektron cinsinden değildir. Bu şehri yok edecek vücuda mahluk bir ateş olur. Mahluk çıkar. Ama elektron bizim cinsimizden değil. Batın değil. Bak, böyle esma ışık hızıyla da gitmiyor. Elektronları attı. Yani nur. Bu da attı. Bin bir tane esmanın birbirine geçişinden bir noktaya vurduğu zaman o oluşan oradaki yapı cismaniyet. Ezel ve ebedin, celal ve cemalin birbirine çarpışmasından ahirette arasat deniliyor. Burada alem-i şehadet deniliyor. Varlıktaysa şeceri hırkat. O zaman kemalat burada. Kemalat burada tabii. Evet, kemalat. Biraz anlar bir şey oldu değil mi? Tamam abi, anlaştık. Böyle birbirine vurunca, bu gönderdiğine, bu da gönderdiğine ikisine benzemeyen bir şey çıktı. Atom nereden çıktı? Bu oradan çıktı işte. Peki, bu nasıl duruyor? Bu devamlı vuruyor, bu da vuruyor, vuruyor, vuruyor. Tak 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 tak, bu böyle duruyor. Biz de der, vay be, bu hayal. Niçin hayal derken? Haşa, buna göre. Var, vücudu mevcut, mahluk. Bu, böyle esmalar birbirine vurduğu için bu var. Bir tanesini durdur, pşşş gider, varlık olmaz. İşte bu tahta, işte beton, taş, bardak. Niçin taş çıktı, toprak çıktı? Bu mermer, bu plastik, öyle mi? Bu odun, tahta, öyle mi? Evet. Niye farklı çıkıyor? Bin bir esma, bu esma buna vurursa tahta, bu esma buna vurursa demir, bu esma buna vurursa toprak, çarpışırsa.
İşte 15 tanesi de vurursa batıl oluyor. Alem insan oluyor, alem berzah oluyor. Yaratılma da böyle. Yani bu Allah mermeri nereden getirdi? Mermeri nereden getirdi? Hayattan yarattı. İşte bu çarpışmasından hayat, işte ezel ve ebedin çarpışmasından, yani bir yerden bir yere gitmiyor. Ezel de altı yönüne ısı, ışık veriyor. Bu da veriyor. Tamam mı? Bunların çarpışmasından şahadet ve mahlukat de çıkıyor. Bu benim tefekkürüm daha. Doğrusu bulunana kadar bu yanlıştır. Yoktan zahire. Bu yanlış doğrudur. Yoktan varlığa çıkıyor. Yoktan varlığa çıkıyor. Peki buna ait bir tane de örnek vereyim. Senin şey yapacağın. Şimdi barajlarda endüvi, mil, pervane koyuyorlar. Şuraya pervane mi? Türbin diyorsun. Türbin. Buradan türbinden su akıyor. Buna vurunca bu dönüyor mu? Dönüyor. Elektrik nasıl üretiyor bak kişilikten. Dönüyor mu abisi? Yani çarpışmadan varlık nasıl çıkıyor anlatacağım şimdi size. Fizik. Yani konu o değildi ama soktun beni biraz. Ne kaldı, ne şükür kaldı, ne hamur kaldı şimdi. Bak, şuraya pervane koyduk mu, pervane, su vurduk mu? Bu dönüyor mu abi? İstersen suyla döndürürsün, istersen rüzgar. Bu dönsün. Bu nerede dönüyor? Bu mil, endüvi, dinamo da dönüyor. Tamam mı? Bir kutu. Bağlanan diyelim. Şöyle bir kutu. Dinamo. Şurada bu dönüyor mu abi? Bu dinamonun içerisi akü disklerle, akü diyorum, mıknatıs disklerle, benim biraz mesleğim, mıknatıs var, okulda okuduk. Eskide 4 tane disk vardı, bir burada, bir tam karşısında, burada, bir burada, bir burada. 4 tane vardı. Yeni gelişen teknolojide komple sarıyorlar. Tamam mı bak? Bak, bir burada disk. Ne? Mıknatıs. Tamam mı? Kömür. Özür dilerim. Kömür. Tamam mı? Kömür. Burada da kömür. Burada da kömür. Buklarda kömür. Tamam mı? Şimdi bu dönen mil üzerinde bakır tellerle sarılı. Bak şurada dönüyor. Tamam. Dönüyor. Ama mıknatıs da var bunlarda. Kömürde. Mıknatıs ve kömür. Dönüyor mu? Burada dönünce hiç ilim şey yapamıyor. Diyor ki bu mil ile bu kömür ve mıknatıs arasında temas etmiyor. Boşluk bak. Şurada boşluk var. Boşluk. Dönerken burada manyetik bir alan oluşuyor. İsim işte. Bir isim taktık. Manyetik alan. Manyetik alan oluştu ama dönmeye devam ediyor. O çoğalan manyetik alan yol alıp kaçmak istedi. Bu kömür disk, yani yapış çakılmış kömürün üzerine bir tane kablo ucu bağlanmış. Kablo açık bakır. O da hop çıktı. İşte bu endüvi mil dönerken bu diskler hem mıknatıs hem kömür disklerin içerisinde dönen endüviden şu boşlukta meydana gelen, bak vallahi anlatacağım. Bu manyetik alan dediğimiz, taktığımız bir isim çok sıkışınca kaçmak isteyecek. Tek bir yol var. Onun için kaçış. Kömürün üzerine monta edilmiş bakır var. Tel. Bakır. Kablo. Kablo. O dışarıyı. Hop, manyetik alan ne kömürden ne de endüviden. Hiçbirisine benzemeyen bir manyetik alan. Hiçlikten yaratılmış. Tamam. Bu manyetik alan hiçlikten yaratılmış. Hareket değil. Kömür değil. Hiçlikten. Bu da endüvi değil. Hiçlikten. Bu yaratılmış mı? İkinci bir hiçlik oluyor şimdi. Bu manyetik alan bu kömürün üzerinde bulunan kabloya biniyor. Kaçmak için. Kabloda suratla dışarıya
Giderken o kablodakinin adı, buradakinin adı değil, buradakinin adı manyetik alan, kabloda akan o manyetiğin adı elektrik. Elektrik nereden bulundu? Hiçlikten. Hiç. Çarpışmasından. İki mukaddes var. Burada mukaddes var. Birbirini çekiyor, itiyor. Bunun ortasında dönen bakır. Bakırı nasıl şey yapıyor? Bu buna çekmek istiyor. Bu da buraya çekmek istiyor. Bu da fırıldak gibi dönüyor. Manyetik alandan elektrik. Bu elektrikle bir hemen hafende binlerce, milyonlarca cihaz çalışıyor. İşte bu cihazlar, cihazlar ceset işte. Cihazlar, onun içerisindeki sistem bizim ruhumuz. İşte o sistem elektrikle bu aldığımız feyiz. İşte esmadan nasıl mahlukat çıkıyor? Hiçlikten enerji çıktığı gibi. Hiçlik. Yok. Peki abi, şimdi esmaların çarpışmasıyla, yani ezel ve ebedin çarpışmasıyla yoktan varlık çıktı. Çıkıyor yani. Cismaniyet çıkıyor. Peki esma kendisi meratibinin farkında mı? Tabii, esma canlı ve ruhlu ve şuurludur. Peki diğer esma diğerinin meratibinden farkında. Farkında. Hepsi istila etmek istiyor. Evet. Sen şöyle düşünebiliyor musun? Yani güneş neyse ondan çıkan foton aynı değil. Aynadaki de aynı. Şimdi sen esma cansız ve ruhsuz mu zannediyorsun? Yok, öyle değil abi. Hem sen. O esma ne yaptığını biliyor. O zaman da çarpışmaya ne ihtiyaç vardı abi? Çünkü hepsi birbirini istila etmek ister diyor ustad. Mesela diyelim ki bir ota baktım diyor. Nebinin her tarafı istila etmek ister. Çiçek der ki bir dakika ya, ne ya, hep sen misin burada? Mesela kahar ismi der ki, lan hepsini kahredeceğim. Cehennem. Hakim der ki hayır. Rahim der ki bir dakika. Rahim, merhamet. Dur. Kahar, hayır. Çarpışıyorlar. Çarpışınca senin Rahim, Rahman. Senin Rahman ve Rahim'in çarpışınca ortaya çıkan senin cennet ve cehennemin. Vücuda gelen. O zaman zan... Zaten geçiyordu abi, doğru. Arşa kadar. Evet. Şimdi. Bak şöyle. Aynada gözüken, semadaki gözüken güneş de ne aydır ne gayrıdır. İşte aynanın şiddetli güneşi göstermesinden, aynanın gözükmemesini. Allah niye gözükmüyor? Yani her şeyi gösteren Allah değil mi? Yapan. Ama kendisi gözükmüyor. Peki bu güneşi gösteren ayna değil midir? Niçin ayna gözükmüyor? Bunun gibi. Her şeyi gösteren kendisi gözükmez. Peki abi, hamd yani güneşe tabiri caizse Allah'a. Bitireyim şunu. Devam et. Ona. Şimdi aşağıda aynada gözüken güneş esasında ayna şükürken zuhur şiddetinden bu sefer hamd şüküre gözüktü. Dönüşüyor. Güneşi kabul etmesen. Onu kabul etme. Peki onsuz mesela diyelim ki onu kabul etmeden veya onu unutarak yapılan şükür ve hamd mahiyeti ne oluyor? Zahirde gözüken hamd gözükürken batın şükür oluyor ki onsuz olunca şükür. Şükrü yani gözüken güneş, arkası hamd oldu. Hı. Ama aslında hamd bu oldu. Hamd zahir oldu güneşin. Yani gözüken güneş hamd. Ayna gözükmüyor, şükür oldu. O zaman senin hamd şükre kadar gider ve burada söner. O zaman burada kalıyor yani. Burada kalıyor. Hı. Arkaya gitmiyor. Gitmiyor. Eğer güneşi kabul edersen, aynadaki gözüken güneş o güneşte aynı olduğundan buradaki hamd, şükür de oraya bağlıyor. Bunu daha da aşağı indirgeyecek olsak abi, yani şöyle de diyebilir miyiz? Mesela buradaki Cenab-ı Hakk'ın ikramlarına mesela diyelim. Devam edeyim, dur. Tamam. Atlayayım, şuraları atlıyorum. Atlayayım, şuraya geleyim. Fakat bu ayna ve aynadaki güneşi, semadaki güneş de düşünürsen olay değişiyor dedik. Diğerini atladım. Çünkü çok geçtim. Şimdi başka bir şey getiriyorum. Vicdandaki bütünlük var ya, irade, zihin, his, latife-i Rabbani.
Bu bütünlüğün adı hamd. Dışa vuruşları olan, bu vicdanın dışa vuruşları, eylemimiz demiyor muyuz? Ona vicdanını kurusun. Vicdansız adam. Nasıl dedin, nasıl yaptın? Vicdanın mı yoktu, insanlığın mı yoktu? Dışa vuruşu, şükür. Vicdan bütünlüğü hamd. Eylemsel görüntüsü, şükür. Eylemde, eyleme dönüşmesi vicdanın, şükür. Peki, başka bir yere götürüyorum şimdi. Vicdandaki irade neydi? A, B, C, Ç'den gidelim. Vicdadaki irade marifetullah sebepti. Öyle değil mi? Burada mıyız? Ağır gelmedi değil mi dersin? Yok yok. Ha. Çok güzel. Bak, vicdanın, iradenin işi ibadetullah. Zihnin işi marifetullah. Hissin işi muhabbetullah. Latife-i Rabbani'nin işi müşahadetullah. Şimdi şey topla. İbadetullah. İradenin vazifesi mi? Tencereye koy. Zihnin vazifesi neydi? Zihnin marifet. Koy tencereye. Hissin işi neydi? Muhabbetullah. Koy tencereye. Latife-i Rabbani'nin işi neydi? Koy tencereye ve karıştır. Bunlardan çıkan şükür. Her Müslüman da derecesine göre görünür olur bu. Peki, bu şükür. Peki, daha iyi. Eğer bir iradeli insan ibadetullah yaparsa, o Müslümanın batınında dışarıda ibadet. Yani bak, içerideki irade dışarıda ibadetullah. İradesiyle ibadeti yapan insanda basiret gelişir. Şuur ile okur diyor. Bak şimdi. İradesiyle ibadet yaparsa, evet. İradenin vazifesi ibadetullah. Hı hı. İbadetullah yapa yapa insanın basireti artar. İki, zihin tefekkür ede ede marifetullah yapa yapa insanda şey yapar, dirayeti artar. A, B, C, Ç, D, E, F. A, şey B, D, F, K. Tamam mı? Bak şimdi. İrade ile ibadet yapa yapa, ibadetullah yapa yapa kişide basiret gelişir. Batın. Batın böyle olur. Vicdandaki zihin tefekkür ede ede marifetullah gelişir. Marifetullah sahibi de dirayet artar. İradede bulunan hissi el hubbu fillah ve el buzu fillah, dostunu düşmanını Allah, edile-i şeriye, sünnet-i seniye uyarsa, kitap, sünnet, icma, kıyasa uyarsa, bunun adı dışarıda muhabbetullah olur. Vicdandaki his değil mi abi? Vicdandaki his eylemde muhabbetullah olur. İnsanın batınında ise ne olur? Feraset olur. F, B, D, F. Müşahadetullah, yani namazdaki huzur. Veya dersler, elhamdülillahi rabbil alemin. Böyle bir tatlı olmuyor mu? Bu, Latife-i Rabbani'yi Allah'ı görüyor, Rabbini görüyor. Onun için böyle hazır olduğundan huzur oluyor. Latife-i Rabbani'nin dışarıdaki, yani elemsi itibariyle müşahadetullah, huzur oluyor. O huzurun batın tarafına kemalat. O zaman topluyorum. Tencereyi getir. Basireti koy. Dirayeti koy. Feraseti koy. Kemalatı koy. Karıştır. Bunun adı hamd. Topluyorum. İradeyi koy. Tencere. Üç tane tencere. Bak. Buraya üç tane şey... dört tane tencere buraya. Dört tane tencere buraya. Dört tane tencere buraya koyduk mu abi? Daha nasıl izah edeyim? Lazcası bu. Buraya iradeyi koy. Koydun mu abi? Zihni de koy bu tencereye. Üç. Hissi koy bu tencereye. Üç. Dört. Latife-i Rabbani koy. Karıştırın ne çıkar? Vicdan. Vicdan. Tamam mı abi? Peki. Karşıtlarını söylüyorum. İradenin karşıtı ibadetullah. Koy
Ve bu tencere ibadetullah. Zihnin vazifesi marifetullah. Koy bunun içine tencereyi. Tencereye ibadetullah. Marifetullah'a koyduk. Hissin vazifesi muhabbetullah. Koy muhabbetullah'a da. Latife-i Rabbani'nin vazifesi müşahadetullah. Koy bu tencereyi, karıştır. Şimdi bu tencerede ne var? Bir, ibadetullah. İki, marifetullah. Üç, muhabbetullah. Dört, muşahadetullah. Karıştır, 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 karıştır. Bunun adı şükür. Tamam. Şimdi ama bu mülk aşağıda eylemde gözüktür. Şimdi bir insan iradesiyle ibadeti yaparak şükrü gelişir. İçsel aleminde bunun basireti artar. Basiret olur. Tamam. Basiret olur. İrade, ibadetullah, bu yapanca basireti gelişir. Zihin marifetullah ile dirayeti gelişir. Tencereye koy. Basiret, dirayet, hissin vazifesi muhabbetullah, bizde feraset. Feraseti de koyduk. Latife-i Rabbaniye, müşahadetullah'tan kemala. Bu tencerede ne var? Sayar mısınız aşağıdan yukarı bu tencerede? Basiret, basiret, dirayet, feraset. Feraset. Kemal, karıştı, 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 karıştı. Bunun adı nedir? Hamd. Vicdan, şükür, hamd. Hamd, vicdan, şükür. Abi burada mesela iradeden ibadetullah. Şimdi ibadetullah iradesiz olur mu? Olmaz. O zaman birbirinden kopuk, kopuk olmuyor o zaman abi. Yok. Olmaz. Birbirine kopuk olmaz. Mesela şöyle düşün. Hayvanlar fıtri bir şükür yaparlar. Fıtri. Çünkü vicdanlıdırlar, vicdansız değiller. Onların şükrü, örfüleri, hayvanların ibadetleridir. Ağaçların vazifesi ibadettir. Çünkü batınları çalışır. Peki bunlardan biri eksik olursa abi? Eksik olursa o sahada eksik olur. Şükrü de eksik oluyor o zaman. Hamdi de eksik oluyor o zaman. Evet. Yani üç tanenin cemi. Mesela hamda basiret, dirayet, feraset. Basiret, dirayet, feraset, kemalat. Bir tanesi eksik. Hamdi o kadar olur. Derecesine göre. Peki bu tehlike arz ediyor mu abi? Yok. Şöyle işte bu bütünlük işte kamil insan oluyor da yani ondan. Bir de bunlar iştirak abal uhreveden alıyor. Eksikliklerini tamamlanıyor. Mesela basiret abi mesela. Tabi basireti o şey yapınca alet oluyor. Gidiyor. Gidiyor Allah düşmanlarına dost oluyor. Gidiyor karını zararını bilmiyor. İstifade ettiği tabağı pis diyor. Bu derslerden istifade ediyor. En azından şu. Bunu dinleyen adam sen de veya bir başkasın. Allah Allah ya. Nerelerden bahsediyor? Ona düşman olacağına. Aline de olacağına. Aline olsan ne olur? Bana bir şey gelmez. Lan böyle bir insafla bak. Bak ne eksik oluyor. Hakikaten ya Allah Allah. Şöyle bir de bakayım. Bak malzemesi olur. Hangi malzeme? Bu doğru değil. Konuştum. Benim kafa kaldı. Söyledim. Doğru değil ama doğru bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Sen doğru bulmana vesile oluyorsa bu yanlış. O zaman bu da doğru. Ben de usta şöyle kullanıyor. Güzelliği artırmak için bir bahçede kaba sapa taşlar, kayalıklar koyuyorlar. Sistemsiz. Bir şey, belediye parklara koyar. Çirkin şeyleri koyar ki. Daire çıksın. Yani çirkinlikleri koyar ki ta ki diğerlerinin güzellikleri gözüksün. Bazen kırık testi falan koyar. O zaman benim gibi böyle uyduruk muyduruk söyleyen bir insan senin doğru düşünmene vesile olursa öyle değil kardeşim öyle. Ha, onu demen içindir bu ders. Bunu harita yapalım mı? Evet. Hamd, vicdan, şükürü kafada kalır. Çok iyi olur. Vallahi. İşte hamd az insanlarda olur. Şükür ise her Müslümanda var. Çünkü ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah, müşahadetullah yani böyle namazda, derste böyle herkeste lezzet olur ama herkeste basiret, dirayet, feraset, kemalat olmuyor.
Yani dostunu, düşmanını bilmiyor. Karını bilmiyor. Böyle başka hain şey olmayan, başka bak dilen, felaset olmayan. Yani Allah'ın kanunu şöyle. Bir iyilik yaptın, normal günlerde en az 10. Kadir gecesini 30, Berat gecesini 20 bin. Allah en azından, ha mübarek üç aylarda 1000 yazar. Allah bir hasene 10 yazıyor. Bir seyyiye günaha 1 yazıyor. Allah onunla bize diyor ki, diyor ustad, o zaman birbirinize bakarken iyiliğinizi 10'la çarpın. Kötülükleri 1'le çarpın. 1-1. Hasene 10. O zaman bu insana öyle bak yani, iyiliklerine, kötülüklerine mukayese ederek bak. Şimdi burada isterseniz keselim. Bir derslik de var. Ama çok tuhaf tabii. Kaç dakika oldu? Bir saat oldu. Bir saat. Oldu. Tamam, bir saat oldu. Bak şimdi. Ne acayip ya. Daha ısınmaydı bu, inan bana. O maddenin şey, Esma'nın birbirine çarpışmasından bu bununla çarpışınca tahta oluyor. Bu bununla çarpışınca demir oluyor. Bu bununla alınca tüy oluyor. Bu bununla çarpışınca toprak oluyor. Elma oluyor, armut oluyor, şeftali oluyor. Ortaya çıkan. Celal'la Cemal çarpışınca bir galip geliyor Celal. Ortaya cehennem çıkıyor. Senin cehennem. Ötekisine bir çarpışıyor. Cemal galip geliyor. Senin cennetin oluyor. Senin cennetin? Senin cennetin. Senin cehennemin. Evet. Senin cennetin. Senin. Zangene girdi abi. Şükür eden ancak kendisine şükür. Abi bu zan gerçekten çözülürse. Sen, abi sen de kaçmaya çalışıyorsun. Bir şeyler çıkacak abi. Unuttuğumuz zandı biliyor musun? Oradan girecektik. Bak Şam'a geçti. Oradan zandan dağılacaktık. Adama dağılacaktık. Adama dağılacaktık. Ama olmuyor işte. Bitmiyor bu ders. Olmuyor işte. Allah Allah. Hakikaten uykudayız. Uykudayız, rüyadayız. Uykudayız. Bazen uyanabilmek için bir el lazım abi. Hepsi rüyadayız. Ne mutlu uyanabilene. Bir şunu yapsak yeter. Peygamberin aleyhissalatü vesselam sünnetine temessük edip dostumuzu, düşmanımızı o noktadan alsak, onun sünnetine uyanlarla beraber oturup kalksak, en azından bunlar inkişaf etmesini istemiyor ki o kadar sende. Ama ihtine sırat-ı müstakimde olsak, yani o yetiyor. En asgari seviye. Yani doğrunun yanında olmak, yanlışın yanında olmamak. Yapamazsak bile hakkı tasdik etmek. Mektubatta diyor ki, yapamasa demiyor, yapmasa da ahkamı hak bilmeli. Bir daha, yapamazsa demiyor. Lütfen yapamazsa demiyor. Yapmazsa daha ahkamı hak bilmelidir. Doğru budur ama yapamıyor. İki, bu adam doğru söylüyor. Buna şey yapanlar yanlış. Bak bu doğru söylüyor. Budur. Ötekisi kanaat söylüyor. Bu adam kitabı konuşuyor. Yapabilsek. Gene asgari seviyede kurtar. Evet, peki. Peki bir şey soracağım abi. Mesela bu var. Kulun beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim var ya. Bak hadis oraya girecektik değil mi? Orada öyle bir şey diyor Üstad abi hani sözlerde. İşte bu bedbah adam suizanlığıyla ve akılsızlığıyla. Sekizinci söz. Evet abi. Gördüğü adi ve aynı gördüğünü adi. O adi dedi var ya sen, yani normal bir şey yoksa aşağılık değil. Yani. Aynı hakikat telak etti. Evet. Ha burayı hakikat zannetti. Aynı hakikat telak etti. Oysa burası nedir biliyor musun? Cilve, cemal, nakış, sanat. Bu iken tamam şu gölge iken şu gölge elbedi. Bu işte derdimiz bu. Ve diyor ki abi öyle de muamele gördü, görüyor ve görecek. Bak öyle. Üç tane bak. Şu elin gölgesini el zannetti, gördü,
görüyor ve görecek. Görecek. Ortada. Evet. O zaman sen orada göreceğini şimdi görsen hayt itti. Ele geliyorsun, vay be elmiş ya, ben buna el diyordum, bu el buymuş. Bak canlı, cansız, farka bak. Surette kalmanın cezasını bak. Bununla bunun arasındaki fark, bu renklidir, bu siyahdır. İstersen hangi renkte siyah adamın eli de siyahdır, beyaz adamın eli de siyahdır. Şimdi bu canlıdır, bu cansız. Bu mahkumdur buna. Bu buna mahkum değildir. Tamam mı? Şimdi bu dünyadır. Bu hakikattır. Esma. İşte görüyor, şey gördü, görüyor ve görecek. Görecek. Gördü. Şey görüyor. Ya gördü. Görüyor. Görecek. Yani bu dünyada hakikaten aynı hakikat telakki etti burayı. Budur. Her şey budur ya. Tamam işte. Böyle acayip. Zannediliyor ki insanın yanında kar kalacak. Yevme tüble sarayir. Her şeyin ortaya çıktık. Abi gördü derken ne devreye giriyor? Öyle muamele gördü. Gördü. Çünkü sonra görüyor diyor. Ne devri diyor? Şu anda. Yani tahsik etti. Gördü. Şu anda bize yapılan, yani yaşadığımız var ya. Zanlarımız, düşüncelerimizin aktif olma halidir. Biz yapıyoruz. Zanlarımız aktif. Madenleri aktif ediyor. Mesela olumsuz düşünüyor şöyle. Bana dedi, niye dedi? Allah Allah. Bu ne biçim adam yap, şöyle diyor, öyle diyor. Bu sefer o olumsuz düşünceler, olumsuz hisleri. Olumsuz hisler, olumlu duygular, olumsuz duyguları. Duygular, sinirleri, sinirler, bezlerdik. Ben de ne puf yapıyorsun ki? Biraz önce böyleydim. Niye dedi bana? Nasıl yaptı falan? Bu adama bakıyor falan. İstifade etmesi gerekirken şuna bak, şuna bak diyor. Böyle dinlerse almaz da. Sen bir adama muhabbet etmek istersen inan bana 10 tane sebep bulursun. Ama sevmemeye karar verirsen 50 tane sebep bulursun. 50 tane sebep bulursun. Hiç. Ha? Yeter ki burada ya. Her şey. Yani gördü. Görüyor. Görecek. Yani 3 modla çalışıyor. 3. 3 modla. Dima. Tamam. Dima. Kalp. Ruh. Tamam. Elestu bir Rabbikum. Alemi şehadet. Alemi gayb. Ahiret. O zaman abi zan bunun üçünün karışımı olabilir mi? Çalışıyorum daha. Bak çalışıyorum. İhata etmediğim bir şey, düşüncelerim var. Düşüncelerime ne diyorum? Bak burası benim şu andaki kanaatim diyorum. Ama diğerleri tespit ettiktir. Tamam. Şu anda sana çalışıyorum. Almanya seyahatini almasan Türkiye'de 15 gün oldu çalışalı. Kaç sayfa çıkarttım onu da söyleyeyim de kapatayım. Hem durmuş da olsun. Kaç sayfa? Yalnız size söyleyeyim. A4 sen geçen, külliyatta geçen A paragraf değil. Hani kısa paragraf veya cümle 33 sayfadır. 33 sayfanın 9 sayfasını okudum. 1 yazdım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sayfa yazmışım. Zan. Şimdi çalışmaya devam ediyorum. Hepsi kaynaklı. Hepsi tek tek. Sen böyle söyledin, göster bana külliyatı. Bak yazıyor. Hutbe-i Şami 54. Hutbe-i Şami 140. Münazarat 15. Hutbe-i Şami 54. STI. Sunu hatırlat işaret 30. Bak. Sikey tasdik 50. İnce mesleği 67. STI 30. E1 71. S. Sözler 277. E1 227. Ş 307. Mesela devam ediyor. Bu defter diyor bitti. Ha 10 tane dedik. Ne 10 tanesi? Bu defter burada bitiyor ya. Frist başlıyor. Frist. Bu defter bitti 23. Bu defterin devamı 20. defterin 171. sayfada. O da yaklaşık olarak 15 sayfada var. Ben de şaşırdım 10 tane nasıl var? 9 tane sayfasını okudum.
En az 15 de orada var, 25 sayfa. Ben bunu ne yapacağım biliyor musun? Belki de bu zandan Allahu alem rahat 100 ile 120 arası sayfa çıkacak. Onu hulasalandıracağım cemaata ne kadar ders yapacağım diye. 25-30 sayfa çıkacak. Daha da hulasalandır. Verme bunları. Bunlar da verilmez. Verme, verme, verme. Yani o düşecek 15 sayfaya. 15. Taş çatlasa 10-15. Ondan sonra Ozan hakkında yaklaşık olarak 3 tane derste 3 saat ben aylarca uğraşacağım. Sana layık veya lazım veya verebildiğim ve bence verme mahsurludur. Verme. Bu iyidir. İfrat tefritten azade vasatı vermeye çalışacağım. İfratı ve Ozan'ı vereceğiz. Ondan sonra diyeceğim ki zan budur. Ondan sonra ders yaparken bir yerde bir yer okuyorum. Arkadaşlar aylarca çalışım. Zan bu manada budur. Vay izah ettiler. Allah'tan kork. 3 ay çalışmışım zan hakkında. Bir kelam etmeye müsaade etti. O da senin için. Sen Ozan'ı anlamak için en az 40 sene altyapılı 2 ay vereceksin. Lan bas kafama çık da kafama çık bas. Basa buradan. Ben 4 ay çalıştım. Sana bir cümle söyleyeceğim. 10 sene almayacak. Zan hakkında söyleyeceğim. Zan şudur. Şimdi bilseydim ne derdim şimdi soruna? Budur derdim. Evet vay veya daha gelin. Ama şimdi bilmiyorum. Logata bakarsan da. Bilmiyorum. Peki bilseydim de sana bilerek cevap verseydim iyi olmayacak mıydı? E niye karşısın o zaman? Misal. Peki. Cevher arıyoruz abi şu anda. He? Cevher arıyoruz şu anda. Ya. Bazıları cevher arar, bazı bela arar. Ne ararsan onu bulursun. Ben bunu aramıyordum. Bulduğun arıyordun. Neyi buldunsa onu sen arıyordun. Ya ben aramıyordum. Onu arıyordum. Bulduğun aradığın şeydir. Neyi buldunsa senin aradığın oydu. Ama bu yani kötü oldu. Bunu arıyordun işte. Tamam, bunu arıyordun. Acayip. Bunu fark edebilsin insan. Evet. Neyi buldunsa... Suçlayamazsın da o zaman abi. Evet. Neyi buldunsa... Onu arıyordu. Bunu genişleteceğim. Ha, çok güzel abi. Evet. Abi de akıl kalp ruh ilişkisini açabilir miyiz böyle? Şimdi değil. Yok yok şimdi değil. Çünkü yetmez canım. Zaten doğdu, tüyümüz oldu. Tamam. Yani... Çekelim. Ha. Peki bir söyle sorun bitir. Yok yok. Yani şey için başka bir ders. Akılla... Akıl, kalp, ruh. Ondan sonra bu tabii bizi hamda götürüyor, vicdana götürüyor, şüküre götürüyor. Onunla bağlantısı. Evet. Mesela ayrı güzel bir ders olur. Kalp, vicdan. Tamam. Batını şükür ruha aitti. Şey, hamd ruha ait. Vicdan malum, kalp. Dedin ya, şükür, hamd, vicdan. Vicdan, ha. Dima şükre bakar. Ruhsal hamde bakar. Vicdan da vicdana bakıyorsa. Kalp. Harcısını yapsak. Bak harcısını, bak şimdi. Hakikaten. Bir şükür çıkarttık mı tencerede? Aha. Şükür buradaydı. Aha. Vicdan buradaydı. Bu da hamd vardı. Bu hamd ruhun özelliği. Hamd. Basiret. Dirayet. Feraset, kemalat. Burada şükürde ise ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah, lezzeti var. Bu da şükür. Neye ha? Bakıyor abi? Kalbe mi? Dimağa bakar. Dimağa bakar. İrade, zihin, his, latife rabbani, o da kalbe ve vicdanı olduğunu sahip. Şükür hatta dimağa bakıyor. Öbürü de sanki bedene bakıyor gibi diyebilir miyiz abi? Ortaya çıkan sanki. Yani şükür yani dima eyleme dönüşmüş. Ha, eyleme tabii dönüşmesi. Tabii yani eylemsel. He. Eylem zaten buradan olmadan bir şey olmuyor. Küllü bir şükrün anahtarı neydi? He? Küllü bir şükrün anahtarı. Küllü bir şükrün anahtarı. Küllü bir şükrün anahtarı. Küllü. Besmele miydi? Yok. Neydi? Durdu abi ben artık şey yapamıyorum yani. Evet. Küllü şükrün anahtarı. O küllü şükran anahtarı evet. O risalede geçiyor. Var da işte şu an. Var var tabii. Bu küllü şükran anahtarı da namaz olacak bence. Namaz mıdır? Yani? Namaz olacak abi şimdi evet. Geldi. Namaz namaz. Küllü evet. Şükran anahtarı. Evet anahtar namaz. Doğru. Küllü bir şükür olur. Namaz. Bunlar cem ediyor.
şeyi, hayvanlardaki o lezzet var ya, ot yiyor. Hı hı. Ot yiyor, lezzet alıyor. Kafir baklava yiyor, lezzet alıyor. Cinsellikle lezzet alıyor. Şimdi çekirdek ağaç olmasında bir lezzet var. Bu ot yiyor hayvanda. Kafir baklava yiyor. Bilmem ne yapıyor. Lezzet alıyor. Buna şükrü örfi deniyor. Şükrü fitri. Hamdi fikri denmiyor. Şükrü fitri. Yani çekirdek ağaç oldu. Lezzet mesela bak şöyle. Lezzet aldı. Bu şükür. Kafir mümin fark etmez. Herkes de var. Bunu Allah'tan bilirse, Allah'a bağlarsa hamdır. Şükür hamda dönüşür. Hani dedin ya başta dersin başına bana ot. Ben imbisat edeceğim. Her tarafa dağılacağım. O onun şükür ifadesi oluyor. Yani ben her tarafa ot, her tarafı işgal edeceğim. Nevvimi hakim yapacağım. Hı. Ta ki biz mazhar olduğum esmayı ifade edeceğim dedi. Sahneye insanlara göstereceğim. Ama öteki esma dedi ki bir dakika. Armut, şeftali, karayemiş dedi ki bir dakika ne iştila ediyorsun. Bizde var ya. Tabii. Ha, onun için bazılar şöyle düşünüyor. Abi yani Allah hiç hesap sormadan da olur cehennemde. Yani yıkılın cehennemin dibine diyebilir mi? Dur. Hiç hesap da çekmez ama olmaz. Niye olmaz? Bu söylediğin celal. Cemal der ki bir dakika dur bakalım. Dur. Bizi geçtin. Bu kahar ismi. Yani yıkılın lan cehenneme. Bir dakika. Rahman, Rahim, Hakim karşısına dikilir diyor. Dur. Sen isimsin. İktiza ediyorsun. Hesapsız. Oysa Allah hesabı iktiza eden esmalar var. Dur. Onun için dengeli oluyor. Abi peki Hüsnü zan suizan celale, hüsnü zan cemale diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama yani çünkü birinde bak şimdi, zan bir zemindir. Birbirinde engel oluyor, birbirinde şey yapıyor. Evet. Kayıt altına diyorlar abi, bir serbest bırakmıyor. Hep oraya götürüyor değil mi beni? Yok, doğru çıkarsa kadar yanlış bir kelime. Doğru çıkarsa, bu yanlış doğrudur. Ama bilmiyoruz yani. Doğru. Celal ülkesi, celal ya, doğru suizan diyebiliriz belki. Bilmiyorum ama öyle gözüküyor. Hüsnü zan ise cemal ülkesi. Zaten her şeyin ifrat tefriti, ifratı şeytandan, tefriti nefse mahreden ve erva habiseden cinlerden, vasatı ise sünnet-i seniyeden. Hüsnü zan burada, suizan burada. İfratta üstü zan, vasat, suizan bu. Şeytandan kaynaklanıyor. Şeytan da, bak beraber götürelim. Sen dedin ya Celal, bak. Hüsnü zan vasattır. Suizan ifrattır. İfrat da şeytandandır, o kesin. Şeytan da cehenneme, cehennem de Adem'e çalışıyor. Cehennem nedir? Ve Adem'in ki Celal ülkesi, doğru. Suizan Celal ülkesine bakar. Böyle istakip ediyoruz. Doğru ya. Şu anda yanlış olan doğru değil, doğrudur. Çünkü iz takip ediyor. Şeytan cehenneme, cehennem de Adem alemlerine çalışıyor. Adem alemleri de celal ülkesi. Suizan da ifrattır, şeytandandır. O da cehenneme çalışır, o zaman celal ülkesine bakar. Hüsnü zan cemale bakar. Doğru. İnteresan. Bâhirde bâhum enilhamdülillâ rabbil âlemîn el-Fâtiha temâs-sılâvâdî.